İngiltere'nin başkenti Londra burası. Londra'da bugün binlerce İsrail karşıtı bir araya geldi. Hyde Park'ta Speaker's Corner, yani konuşmacılar köşesi adlı özgür ifadenin temsili, sembolü olan o noktada bir araya geldiler ve İsrail Büyükelçiliğine doğru yürüyüşe geçtiler. Binlerce kişiden bahsedebiliriz. 5 gündür devam eden ve son zamanların belki de en şiddetli olaylarına dönüşen karşılıklı çatışmaların tırmandığı bir zaman Londra'da İsrail karşıtı protestonun tam ortasındayız biz de. Canlı yayında sizlerle protestocuların kimler olduğunu, neden bu protestoyu gerçekleştirdiklerini ve bölgeden gelen son haberleri paylaşmaya çalışacağım. Hemen biraz daha yakından bakmak için şu anda durdular. Organizatörleri onları yönlendiriyor. İsrail konsolosluğuna çok az bir yolları kaldı. İsrail Büyükelçiliğine çok az bir yolları kaldı. O yüzden bir süre durdular. Hem onları yakından göstereyim size, hem de bölgeden gelen son haberleri paylaşalım. 5 gündür devam ediyor çatışmalar. Filistin tarafından Gazze'den roketler fırlatılıyor İsrail tarafına. İsrail de hava saldırılarıyla karşılık veriyor. Ve en son hem Gazze'ye hem de Batı Şeria'ya yapılan, dün gece yapılan hava saldırılarından, İsrail'in düzenlediği hava saldırılarından kayıp haberleri geldi. 12 Gazze'den, 11 Batı Şeria'dan. Aralarında kadın ve çocukların olduğu bu saldırıları düzenleyen İsrail hükümeti açıklama yaptı. Ve biz sadece Hamas'ın istihbarat binalarını ve bize füze fırlattıkları merkezleri vuruyoruz dedi. Filistin tarafından yapılan açıklamalarsa bir caminin yapılan hava saldırılarında hedef alındığını, o caminin de yıkıldığı bilgisi geldi bölgeden. 132 kişi en az şimdiye kadar ölenlerin sayısı çatışmalarda. İsrail tarafından sadece 8 kişi öldü. Çıkan şiddet olaylarında İsrail'den gelen ölü sayısı haberi 8. Sadece ikisi çocuk, ama diğer taraftan Gazze'den, Batı Şeria'dan, Filistin'den gelen 132 kayıp, en az 130 kayıp var şimdiye kadar bildirilmiş. Aralarında kadınların, çocukların olduğu. İsrail sadece hava saldırılarını belirlenen hedeflere yaptığını, sivilleri vurmadığını ileri sürse de bölgeden gelen haberler bunun aksini söyler nitelikte. Başta Amerika olmak üzere Birleşmiş Milletler aradaki şiddet olaylarının dinmesini, tansiyonun düşmesini istiyorlar. Ve bunun için yarın Birleşmiş Milletler toplantısı olacak. Fakat ondan önce Biden İsrail ve Filistin'den sorumlu bakanını bölgeye gönderdi. Bugün bölgede görev yapacak ve tansiyonu düşürmek için neler yapılabileceğini araştıracak. Sadece Amerika değil, sadece Birleşmiş Milletler değil, Mısır'ın da çok çabaları dikkat çekici. Bölgedeki şiddetin dinmesi için Mısır'ın yanı sıra Ürdün ve Mısır Dışişleri Bakanları acaba bu şiddetin sona ermesi için neler yapılabilir başlıklı toplantılarda, bağlantılarda bulunuyorlar birbirleriyle bölgeden gelen haberlere göre. Ürdün ve Mısır'ın dışında bölgedeki Arap ülkelerinden, Birleşik Arap Emirlikleri'nden de bir girişim var. Bir an önce ateşkesin olmasını ve şiddetin, ölümlerin sona ermesini istiyorlar. Bu arada dipnot ekleyelim. Birleşik Arap Emirlikleri Eylül ayında İsrail'le diplomatik ilişkiler başlatan ilk Arap devleti olmuştu. Şimdi tekrar dönüyorum. Eylemcilere bakalım kimlerden oluşuyorlar. Çünkü bugün aslında birleşik bir eylem. Bakın burada
Filistin. Filistin yanlılarının pankartı var. Burada da Kolombiya, Kolombiya'da da devam eden vergi yasasına karşı başlayan gösterilerde polis şiddetinin yağmalanmanın sonucu birçok olay meydana geldi. Londra'dan Kolombiya'daki eylemcilere de destek var. İki taraf aynı kimselerden oluşuyor. Hepsi İsrail karşıtı. Hepsi organize, koordine devlet şiddeti karşıtı olduklarını ifade eden sloganlar atıyorlar. Özgür Filistin pankartları var. Burada da bu bayrakta Etiyopya'nın Tigra bölgesinin bayrağıymış. Orada da devam eden en az 50 bin kişinin öldürüldüğü soykırım protesto ediliyor. Buradaki genç kızlardan az önce aldığım gibi onlar da seslerini duyurmak için bu protestoya katılmak istemişler. Londra'da sadece İngiltere'de, bütün İngiltere'de sadece 20 bin Filistinli'nin yaşıyor olmasına rağmen Filistinliler yaptıkları her eylemle seslerini en çok duyurmayı başaran azınlıklardan diyebiliriz. Bugün de öyle oluyor. Binlercesi bir araya geldi. Seslerini duyurabilmek için. Ilık bir bahar günü diyebilirim. Londra'da arada bir yağış var. Havanın da güzel olmasını fırsat bilen eylemciler, koronavirüs kısıtlamaları da gevşeyince aşı çalışmaları başarılı, karantina döneminde çok yol kat edildi. İngiltere koronavirüsü yendi haberleri çıkınca gördüğünüz üzere maskeliler var, maskesizler var. İngiltere'de maskelerden kurtuluşun tarihi 21 Haziran olarak açıklandı. Şu an hala maske zorunluluğu var ama kapalı mekanlarda. Açık mekanlarda ise bu gibi eylemlerde örneğin eğer sosyal mesafeyi 2 metre olarak ya da en az 1 metreyi koruyamıyorsanız o zaman dışarıda da maske takın tavsiyesi var. İngiltere Halk Sağlığı Dairesi tarafından yapılmış. Şimdi bölgeden gelen bilgileri biraz daha paylaşalım sizlerle. 5 gündür devam ediyor. Filistinliler 3 ana sebep başlık ortaya çıkıyor. İsrail'le karşı karşıya yeniden gelmeleri konusunda neden diye sorarsanız Ramazan'da oruç açtıkları her yıl geleneksel olarak Mescid-i Aksa'nın Şam kapısında oruçlarını açtıkları o merdivenlere girişlerine bir bahaneyle izin verilmedikleri için öfkelendiler. Aynı şekilde Filistinliler de İsrailli Yahudilerin Harem-i Şerif'e girmemesi için benzer bir çaba sarf ettiği haberleri geldi. Böylece taraflar birbirleriyle iyice gerilmiş oldular. Onun dışında bir de 1948 yılından beri Doğu Kudüs'te oturdukları Şeyh Cerrah adlı mahalleden sürülmek istenen Filistinliler gerilimi belki de son bardağı taşıran son damla o oldu. Ondan sonra bugüne kadar 132 kişinin öldüğü bilgisi geldi. İsrailli yetkililerin açıkladığına göre Filistin tarafından Gazze'den fırlatılan roket sayısı şimdiye kadar 2000'i geçmiş. Hedef alınan ilk şehirlerde, İsrail'deki kentlerde sirenler sabaha kadar çalıyor. Fakat hedef alınan şehirlerden bugüne kadar gelen kayıp sayısı sadece 8, ikisi çocuk şeklinde açıklandı. Diğer taraftan Filistin tarafından gelen kayıp sayısı en az 130.
çatışmalar devam ediyor. Beşinci gecesinde, yani dün gece İsrail yine hava saldırılarıyla Gazze'nin fırlattığı roketlere karşılık verdi. Ve hem Batı Şeria'da hem de Gazze'de 12 ve 11 kişi hayatlarını kaybettiler. Aralarında çocukların da olduğu, kadınların da olduğu açıklandı. İsrail tarafı ise diyor ki biz hava saldırılarını sadece bize roket fırlattıkları merkezlere ve Hamas'ın istihbarat binalarına yapıyoruz. Sivilleri hedef almıyoruz ama öbür taraftan gelen haberler tabii ki öyle değil. Tam aksine sivillerin hedef alındığı ve onların en çok zarar gördüğü üzerine. Bölgede huzur yok. Bölgede yeniden huzur tesis edilebilmesi için başta Amerika olmak üzere bölge ülkeleri kolları sıvamış durumda. Birleşmiş Milletler bunun için özel toplanacak. Birleşmiş Milletler'in yarınki toplantısından önce Amerika Biden yönetimi Filistin ve İsrail'den sorumlu bakanı bölgeye gönderdi. Ve şu an Amerika'nın İsrail ve Filistin'den sorumlu bakanı dahil Mısır'ın, Ürdün'ün dışişleri bakanları diplomatik bir çaba sarf ediyorlar. Acaba buradaki tansiyonun dinmesi, ateşkesin sağlanması için neler yapabiliriz? Sadece Mısır değil, Ürdün değil, Katar'da bölgedeki tansiyonun dinmesi ve ateşkesin gerçekleşmesi için çeşitli çabalar halinde. Aynı zamanda bu çabalardan kendine pay çıkarmaya çalışan ülkelerden biri de Birleşik Arap Emirlikleri. Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'le ilk diplomatik ilişkiler kuran devlet olmuştu geçtiğimiz Eylül ayında. Şu anda yürüdükleri nokta İsrail Konsolos Büyükelçiliği'ne çok yakın. Arada bir kalabalığın durduğunu görüyoruz. Yeniden organize olabilmek ve koordinatörlerin kendileriyle ilgili söyleyeceklerini dinlemek için. Biraz daha bakalım. Güvenlik için mesela sağda kaldırımda yürüyen iki tane polis görüyorum. Az ileride çakarları açık vaziyette polis araçları var. İki tane van. Çok polis varlığından söz edemem. Çok sayıda polis yok. Sadece birkaç polis gördüm şimdiye kadar. Sizlere de gösterebildiklerim onlardı. Çeşitli pankartlar var. Her birindeki mesajlar dünyanın çeşitli yerlerinde bir şekilde protestoların sürdüğü, soykırım iddialarının yaşandığı, eylemlerin devam ettiği ülkelerden gelenlerin sallandırdığı, dalgalandırdığı bayraklar, flamalar ve pankartlar. Burada mesela Kolombiya'nın başkenti Bogota'dan Gazze'ye dayanışma mesajı içeren bir pankart var. Orada da Kolombiya'da da devam eden hükümet karşıtı protestolarda ortaya çıkan şiddet, göstericilere yönelik polis şiddeti, devlet şiddeti, buradaki protestocuların yüksek sesle dile getirdiği, karşı çıktıkları konulardan bir başkası. Bugün sabah, daha doğrusu öğle saatlerinde buluştular. Hyde Park'ta Speakers Corner adı verilen ve özgür ifadeyi sembolize eden o noktada herkesin çıkıp istediğini söyleyebilme özgürlüğünün olduğu o köşede buluştular. Buluştuktan sonra bir süre eylemlerini orada devam ettirdikten sonra evet, bir başka grupla karşılaştılar şimdi. Bir başka protestocu grup, bakın onlar da. Bu coşku ondan. O protestocu grupla ayrı yönlerden gelip evet buraya geldiler. Burada evet. Özgür Filistin sloganları atılıyor.
Maytapların sis maytaplarının yakıldığına tanık oluyoruz. Yeşil dumanlar var. Yeşil, kırmızı, pembe. Evet, bir araya geldiler. İki protestocu grup. Bu protesto grubunun daha da devamı geliyor bakın. Burası bir buluşma noktası oldu onlar için. Çeşitli ülkelerin büyükelçilik binaları tam da burada. Burası High Street Kensington adı verilen bölgesi Londra'nın. Evet, bu caddenin de sonuna kadar kalabalığın seyrek de olsa buraya doğru yaklaştığını görebiliyorum. Uzakta dev bir Filistin bayrağı taşıyan grup var. Bayağı büyük, sokağın genişliği kadar. Burada da toplandılar, bir araya geldiler. İsrail Büyükelçiliği'nde yapacakları eylem için, seslerini duyurmak için ve bölgeden gelen şiddet haberlerinin sona ermesi, İsrail'in uyguladığı hava saldırılarının, kayıplara neden olan hava saldırılarının aralarında kadın ve çocukların da olduğu haberleri geliyor. Onların bir an önce sona ermesi için seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Evet. Şimdi biraz daha yüksek bir nokta bulmaya çalışıyorum ki sizlerle kalabalığı daha... Daha yüksek bir açıdan paylaşabileyim ki biraz daha görüntü verebilelim sizlere. Buradan canlı yayında İsrail'de bölgede gelişen sıcak olayların dünyanın dört bir yanında nasıl tepkiyle karşılandığını sizler de yakından görebilin. Burası Londra, Londra'daki. Sydney'den ve Melbourne'den de benzer protesto eylemleri haberleri geldi. Oradan yükselen seslerde de bugüne kadar hiç bu kadar ses getiren eylemler olmamıştı. 2014'ten beri bölgedeki yaşanan kayıp sayısıyla ilgili olarak hiç bu kadar tansiyon yükselmemişti. Hiç bu kadar sayıda roketler fırlatılmamış, hava saldırıları düzenlenmemişti. Bu kadar kayıp sayısı gelmemişti. İlk defa 2014 yılından beri, 7 yıldır yeniden oradaki şiddetin neredeyse topyekun savaşa doğru ilerlediği endişeleriyle birlikte devam eden protesto eylemleri bunlar. Bakın protestocular ağaçların oraya doğru çıkıyorlar ki onlar da yüksekten görebilsinler. Ellerindeki pankartları daha çok kişiye gösterebilsinler diye. Ritimli. En arkada bakın bir tane polis arabası var. Sadece bir polis minibüsü. En arkada. Kortejin en arkasında kalmış takipte. O kadar. Sabit motosikletli polisler vardı. Birkaç tane. Onun dışında bir güvenlik tedbiri görmüyorum. Gayet barışçı bir eylem. Kimsenin burnunun kanamadığı, polisin mani olmadığı, herkesin tek bir amaç için birleştiği bir eylem. Burada bakın eylemcilerin geçişini izlemek için bekleyenler de var. Onlar da ellerine tutuşturulan o pankartları taşıyorlar. Kimi dinleniyor bir su içmek için. Thank you.
maske birisi var. Özgür Filistin diye bağırıyor. Burada Hollanda. Hollanda Büyükelçiliği var bakın. Hollanda bayrağı ve Avrupa Birliği bayrağıyla. Pasaport ve vize başvuruları için buradan giriniz yazıyor. Neredeyse bütün büyükelçilikler, eskiden Amerikan Büyükelçiliği de buradaydı. Fakat Amerikan Büyükelçiliği Trump zamanında, daha doğrusu Obama zamanında verilen bir kararla yer değişikliğine gitti. Orası farklı bir noktaya taşındı. Thames Nehri kenarında. Daha farklı bir yere taşındılar. Evet, oradan bakın ta caddenin en uzağında, yani oraya doğru yaklaşıyoruz. Biraz daha hızlı yürüyelim. Oradaki kalabalığı da sizlerle paylaşayım. Ve isterseniz sizlerle bu zaman zarfında bölgeden gelen son haberleri bir kez daha özetleyelim, üzerinden geçelim. Beşinci gecesinde İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların neredeyse topyekün bir savaşa dönüşmesi olası, şiddetin devam ettiği zaman. Beşinci gecesinde dün İsrail'in düzenlediği iki hava saldırısıyla daha da şiddeti tırmandırdı ve bölgeden gelen kayıp sayıları Gazze'den 12, Batı Şeria'dan 11. Aynı zamanda Gazze tarafından da atılan füzeler İsrail kentlerinde, hedef alınan kentlerde sabaha kadar siren seslerinin susmamasına neden oldu. Gazze tarafından, Batı Şeria tarafından gelen kayıp haberleri arasında kadın ve çocuklar da var. İsrailli yetkililer, Savunma Bakanlığı sadece Hamas'ın istihbarat binalarını ve bize füze attıkları merkezleri vuruyoruz dese de Filistin'den gelen kayıp haberleri bu açıklamayla çok denk düşmüyor. Bu konuda eleştiriler var. Bölgede gerilimin düşmesi, tansiyonun düşmesi ve iki devlet arasında, iki taraf arasında daha doğrusu en azından şimdilik bir ateşkesin acilen ilan edilmesi için çabalar devam ediyor. Amerika, Birleşmiş Milletler, Mısır, Ürdün, Katar, hatta İsrail'le ilk diplomatik ilişki kuran Arap Devleti, Arap ülkesi, Birleşik Arap Emirlikleri dahi bir an önce ateşkesin sağlanması